Ankara'da bir skandalın haberi var. İstanbul'da bir marangozun gözüne çivi parçası saplandı. Hemen hastaneye gitti. Ama oradan oraya gönderildi. Tam 7 saatte 7 hastane dolaştırıldı. Bir dakika bekleyin abi. Bir dakika bekleyin. Fotoğraf geliyor musun? Kapat oğlum telefonu, kapat kapat. Şu anda hangi hastaneye gideceğimiz belli değil yani. Daha isim vermedi. Acılar içinde bir işçi. Gözüne çivi parçası battı. Acil müdahale gerekiyor. Peki o ne yapıyor? Kolunda iki arkadaşı hastane dolaşıyor. İhsan Elbir Sultan Gazi'de bir mobilya atölyesinde çalışıyor. Çivi çakarken kırılan parça gözüne girdi. Arkadaşları 26 yaşındaki marangozu hemen yakınındaki özel bir hastaneye götürdüler. İlk müdahale yapıldı. Göz hastanesine gitmeleri istendi. Herhangi bir ambulans falan bir şey aradınız mı? Yok yok. Bütün hastaneleri kendi imkanlarımıza, kendi hususi aracımızla oradan buraya kendi imkanlarımıza geldik yani. Bayrampaşa'da bir göz hastanesine gittiler. Ne var ki oradan da çapaya gönderildi. Orası başımı dönüyor. Kendim halim. Arkadaşlarının iddiasına göre İhsan Elbir orada da tedavi olamadı. Ama sevki oldu. Yeni adresi Haseki Hastanesi'ydi. Bizi başka bir yere sevk edecek. Burada da olmuyormuş yani. Acil serviste bekleyen marangoz yine gerekli tedaviyi alamadı. Gerekçe ise yeterli teknik ekipmanın olmamasıydı. Yapamıyoruz, aletimiz yok yani. Bitmedi. Yeni sevk adresi Beyoğlu'nda bir göz hastanesi oldu. Şaka gibi ama oradan da Anadolu yakasına gönderildi. Ayakta durmakta güçlük çeken marangoz ambulans yerine arkadaşlarının otomobiliyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Nihayet gözüne müdahale edildi. Bu şekilde dolaşıyor. Çok ya ayakta duramıyorum. Ne yemek yiyebilir ne bir şey. 7 saatte 7 ayrı hastane. Gece başlayan koşuşturma sabah bitti.